Müthiş bir kaplama malzemesi. Mor Leng'in başlangıcından. Ben kalite kontrolü yerinde yaparım. O zaman birer kahveyle devam edelim. Olur, bir de size yenice dondurması yedireceğim. Sevgili seyirciler, bu hafta Çanakkale'nin doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin, jeotermal kaynak suları ve seramikleriyle ünlü ilçesi Çan'a gidiyoruz. Seramik sanayinin önemli ham maddeleri olan kaolin, kuvars, kil ve felspat yataklarına sahip ilçe, 1950'li yıllara kadar tarım ve hayvancılıkla geçinirken, seramik fabrikalarının kurulmasından sonra sosyoekonomik olarak büyük gelişme göstermiştir. Lignit kömür yatakları da mevcut ilçede, 2 adet termik santral vardır. Yapımı halen devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü otoyolunun Çan sınırlarından geçmesiyle bölgenin tam anlamıyla bir üretim ve ihracat merkezi haline gelmesi beklenmektedir. İlçenin tarihi kaynaklarda adı Gergites olarak bilinir. 1999 yılında bulunan Çan Lahdi, yerleşimin M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzandığını göstermektedir. Umumu gereği birçok savaşa tanık olmuş Çan, Kurtuluş Savaşı'nda 1921'de Yunan işgali sırasında ağır bir yıkıma uğradı, işgalden 23 Eylül 1922 tarihinde kurtuldu. 1945 yılında Biga ilçesinden ayrılarak Çanakkale iline bağlanmış oldu. Sevgili seyirciler, bugün programımıza sadece Çanakkale'nin değil, markası ve dünya ülkelerine ihracatıyla ülkemizin de gururu olan Kale Grubu ile başlıyoruz. Bizi Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay karşılıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel sizi görmek. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkürler. Eksik olmayın, ayağınıza sağlık. Harika bir tesis. Bence dünyanın önemli bir markası. Şu anda Türkiye sanayisine, Türkiye ihracatına çok büyük bir katkı sağlamış bir grupsunuz. Biz de burada sizleri yerinizde görünce çok mutlu olduk. Burası şimdi Sinterflex. Burası Sinterflex. Dünyada da ilk üretimi burada oldu. Kendi inovasyonunuz. 120-360 büyük ebatta, büyük slabler dediğimiz büyük şeyleri üretiyoruz. Bu bizim fırınımız, yatayda üretiyoruz. Diğer klasik üretimden farklı. Dolayısıyla bu çok böyle ince bir ürünü olarak, evet, seriyoruz. Ondan sonra bunu kompakt hale getiriyoruz. Ondan sonra sıkıştırıyoruz çok yüksek basınç altında. Evet. Ondan sonra da bunu işte üzerine her türlü aplikasyonu yapıyoruz. Bu çok esnek bir, aynı zamanda kaplama malzemesi ve hafif. O yüzden işte cephelerde, inşaatlarda falan ciddi bir yük avantajı da oluyor. Mobilya sektöründe de, bir Bandırma'da bir fabrikamız var. Orada mobilya sektöründe de kullanıyoruz. Mutfakta tezgah üniteleri yapıyoruz falan. Çok inovatif bir ürün. Evet. Hem estetik anlamda mimarlara ve kullanıcılara bir imkan sunuyor. Hem inşaat anlamında yükü azalttığı için çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor. Bir de son derece modern binalar gözüküyor. Evet, yani görüntü de çok önemli. Görüntü olarak, estetik olarak ve statik yükü olarak avantajlı bir ürün. Bu bakın bizim işte en büyük, en ince 3.60, 1.20 ebadındaki. Bunu işte demin gezdiğimiz fabrikada üretiyoruz. Çok güzel. Bu da rahmetli babamın, ya, onun silüeti. Ya. Evet, çok güzel olmuş. Banyolar, mutfaklar, kapı uygulamaları, cephe uygulamaları. Böyle yağmur damlası haline geliyor. Müthiş bir
müthiş bir kaplama malzemesi. Bakın yani hiçbir yerde bir çatlak bir şey mümkün yok yani. Ya. Böyle bir şey, bu kadar güzel bir malzeme yok. Harika. Marka yaratmak ve bunu tüm dünyada bilinir hale getirmek büyük bir girişimcilik, disiplin ve çok çalışma ile gerçekleşebiliyor. İşte ticaret bireyleri sanayi toplumları zenginleştirir diyen Halil İbrahim Bodur'un 64 yıl önce Çan'da temellerini attığı Kale Grubu, kalkınmayı Anadolu'dan başlatarak Türkiye'nin sanayileşmesine, ekonomisine ve bölgeye yıllardır önemli bir istihdam ile katkı sağlıyor. Bu üretimleri destekleyen ARGE merkezimiz, malzeme mühendisliği özellikle ağırlıklı bir ARGE'miz var. Türkiye'nin ilk ARGE merkezlerinden. Kaç personelimiz var? 49 kişi. 49 kişi, iyi maşallah. Çok 49 güzel. Kişi. Burada her türlü analizi yapmak mümkün. Gelişmiş bir enstrümantal analiz ve elektronik mikroskoplar dahil her türlü. Tabii nanoteknolojiye de hakimsiniz. Evet, burası da kimya analizi laboratuvarımız. Şimdi kolay yavaş gelsin. Yavaş 3 boyutlu çalışmalara da başladık. 3D printing artıyor. Onunla ilgili de çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Bir de tasarım ve ürün tarafı var. Tamam. O da ayrı bir bölüm. Daha estetik burası ve ürünün görsel tarafını daha iyileştirmek için yaptığımız şeyler. Günaydın. Renk denemeleri vesaire arkadaşlar, doku denemelerini falan burada yapıyorlar. Bütün hepsi burada yapılıyor. Yani daha çok yüzeysel ve evet, şeyler burada ama tabii ki bunun işte analizi, işte daha verimli üretmek, daha enerji veya işte kaynak, kıt kaynakları daha şey yapmak için yapılan çalışmanın hepsi öteki tarafta. Çok yani, güzel. Çok değerli Arge çalışmalar yapılıyor burada. Evet. Zeynep Başkanım, kutluyorum sizi. Sağ olun, arkadaşlarınızla. Bakalım. Şimdi daha çok bu yeşil dönüşümle ilgili çalışmalara biraz ağırlık verdiler. Arkadaşlar sürdürülebilirlikle ilgili hani kaynakları verimli kullanmakla ilgili de projeleri öne çıkartıyorlar. Tabii her zaman proses iyileştirme, malzeme geliştirme, yeni teknolojileri deneme konusunda hani burada daha çok bu çalışmalar yapılıyor. Bizim showroom'umuz. Bazen büyük ihracattan alım heyetleri geliyor. Daha çok onları ağırlamak için yaptığımız bir showroom. Bakın bütün slablerimiz hepsi burada. İşte çeşitli ahşap dokuları, farklı şeyler. Bu mobilyaları da biz üretiyoruz. Bu vitrifiye sağlık gereçlerini de biz üretiyoruz. Bütün bu aksesuarlar, tasarımı, armatürlerin ve diğer şeylerin hepsi bize ait. Bu baca da buranın ilk bacası. Buranın temeli 1955'te atılıyor. Bu baca bu fabrikanın tuğlalarını üretmek için yapılıyor. Dolayısıyla olduğu yerde kendi malzemesini üretiyor. Sonra fabrika kuruluyor. Biz bunu saklıyoruz böyle. Müthiş. Çünkü babamlar işte o zaman hani hiçbir şey yok ülkede. İnne iplik yok dedikleri dönem yani. Evet. Yavaş yavaş özel sektör gelişiyor. Bu fabrikanın tarihi bu ya. Çok güzel. Evet, mesela bu üretiyor şeyi, tuğlaları. O zaman birer kahveyle devam edelim. Olur, bir de size Yenice dondurması yedireceğim. Yenice bölgenin dondurması, peki. Özel dondurması. Tamam, görelim. Onu da eritmeden yiyelim, kahvemizi de akabinde içeriz. Tamam. Buradan Kaz Dağları'ndan toplanan saleple ve keçi sütüyle yapılan çok özel bir dondurma. Sağ olun. Afiyet olsun. Bunun tadı hiçbir yerde yok. Tamamen doğal. Yenice de yapılıyor. Benim baba memleketim. Hakikaten çok güzel. Allah nur içinde yatsın. Çok güzel. Amin. Evet. Tam salep kokuyor. Evet. Şimdi peki bundan sonra nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Neler düşünüyoruz? Şimdi tabii biz biliyorsunuz klasik olarak ilk kuruluşumuz yapı malzemeleri ve seramikle başlayıp sonra yapı endüstrisindeki diğer malzemeleri üreterek devam ettik. Dolayısıyla oradaki ürün gamımızın genişlemesi, işte yeni teknolojiler, yeni uygulamaları devam ettiriyoruz, derinleşiyoruz ama bir yandan da savunma havacılıkta malum F-35'leri ürettik, Türkiye'nin etkili jet motorunu yaptık. İşte ilk milli piyade tüfeğin tasarımını yaptık falan. Orada da büyüyoruz. İki alanda ağırlık olarak gidiyoruz. İhracatımızı arttırmaya çalışıyoruz. Zaten ilk ihracatı 1962 yılında yapmış bu ülke. Ve ilk Amerika'ya yapmış. İbrahim Bey'in hani orada da vizyonunu anmadan geçmek olmaz. Şimdi onun üzerine tabii çok daha yenilerini koymak, yeni pazarlara açılmak istiyoruz.
Yapı malzemelerinde Kalekim'le de o da Türkiye'nin 7 bölgesinde farklı üretim tesisleri var. Yapı kimyasalları üretiyoruz. Dolayısıyla onunla da şimdi yurt dışında hem Cezayir hem Arnavutluk'ta yatırımlarımız devam ediyor. Bir tanesi açıldı, bir tanesi devam ediyor. Bu gördüğünüz tesis işte 1 milyon 200 bin metrekare alan üzerinde kurulu. Neredeyse %90'ı kapalı. Bandırma'da gene bölgede mobilya fabrikamız var. Orada da tamamlayıcı ürünleri üretiyoruz. Hem banyo dolapları hem diğer ürünleri üretiyoruz. Bizim bir şeyimiz de Yozgat'ta biliyorsunuz. Kaleserem'in bir ikiz kardeşi var. O da Yozgat'ta. Orada da kaplama malzemeleri üretiyoruz. Hem duvar korusu hem yer korusu. Yatırımlarımız var. Önümüzdeki sene açacağımız süregelen. Yani her sene kendimizi açmaya çalışıyoruz. Çok büyük katma değer yaratıyorsunuz bu ülkede. Buradaki insanları hakikaten zamanında ben hatırlıyorum. O geleneği de devam ettiriyorsunuz. Bayramlarda, sünnetlerde, düğünlerde daima halkın arasında insanlar oldunuz. Sanayici oldunuz, büyük ihracatçı oldunuz, dünya çapında firma oldunuz ama o mütevaziliğinizden hiçbir şey eksilmedi ve hep o geleneği devam ettiriyorsunuz. Şimdi buradaki toplam fabrikalarda kaç kişi çalıştırıyorsunuz? 3500 kişi direkt 3500. İstihdamımız var. Yani babamın eskiden, bir felsefesi vardı. Ben yani onu biz de şiar edindik. Doğduğun yerde doymak. Ben bunu vizyonerlik olarak görüyorum. Bugünkü göç problemini gördüğünüz zaman insanların doğduğu yerde, kendi ekosisteminde çalışabilmesi, yaşayabilmesi, kendi aşina olduğu toprakta vücut bulabilmesi, kök salabilmesinin ne kadar önemli olduğunu sosyal açıdan da görüyoruz. O siz yüzden söyleyemiyorsunuz ama ben söyleyeyim. Değerli izleyiciler, öncelikle tabii genç olan arkadaşların şunu bilmesi lazım. Bu bölgenin elektriği ilk önce Kale Grubu tarafından sağlandı. Yani devlet daha elektrik vermeden Kale buraya elektrik getirdi, köylere elektrik verdi. İzolatör fabrikasını kurdurttu devlet, köylerin elektrifikasyonu lazım diye. Bu fabrikanın kuruluşu biraz bu amaçla da yapıldı. Yol yoktu buralarda, yolu yaptırdı o zaman. Kolay büyük değil tabii, hepsi büyük yatırımlar, büyük altyapı yatırımları. Doğru. Yani bu sayede bence tarımdan geçinen bir bölge aslında sanayiye evrilmiş oldu. Sanayinin getirdiği zenginlik, refah vesaire bu bölgeye geldi. Ben istatistiklere meraklıyım. Bakıyorum mesela kişi başına düşen en fazla araba burada. Ondan sonra bir zamanlar eğitimde de çok iddialıydı burası. Ya kurduğumuz işte Anadolu liseleri ve o zaman Anadolu liseleri özeldi biliyorsunuz. Çok spesifik okullardı. Şimdiki fen liseleri gibi. Yani oralardan mesela çok Türkiye'nin işte ilk 3'üne 5'ine giren üniversitelere, ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne, şuraya buraya İTÜ'ye çok öğrenci yolladık. Buradan yurt dışına insanlar yolladık. Hani bölgede kabiliyet oluşturmak için. Her işin başı sonu evveli insan derdi babam. İnsan kaynağına yatırım yapmanın mutlaka ileri zamanda geri dönüşü oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten konukseverliğinizin dışında böyle büyük bir aslında sanayi kuruluşu, ihracat kuruluşunu değerli izleyicilerimize de tanıştırmış olduk. Arkada rahmetli babanızın da böyle hakikaten devamlı anısını hem konuşmalarınızda hem yaptığınız işlerde hem de yaptığınız hayır işlerinde gösterdiniz. Hakkını ödeyemeyiz. Allah bereketinizi arttırsın. Amin inşallah. Çanakkale sizi artırsın. Seviyor. Aynı her zaman bekliyoruz. Gönlümüz kapımız görüşmek açık. Üzere. Sağ olun. Hayırlı ederim. Yolculuklar. Sevgili seyirciler, şimdi Türkiye'de bir ilki, fabrika bacalarından çıkan su buharıyla ısıtılan, ileri teknolojiyle donatılmış ödüllü bir topraksız tarım serasını ziyaret edeceğiz. Kimyasal ilaç kullanmadan üretimi yapılan bütün bu domatesler Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Allah'a çok şükür, sizi gördük, çok iyi çok olduk. Çok sağ olun. Biz de çok memnun neler olduk, geldiniz. Neler yapıyorsunuz buralarda böyle? Evet. Burası Çanakkale'nin tek topraksız serası. Tamamen bayanlardan oluşan bir çalışan grubuyla. Maşallah. Burada ülke ekonomisine katkı vermeye çalışıyoruz. Maşallah. Üretiyoruz. Sizler de bizleri böyle duyuruyorsunuz, geliyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Memnun oluyoruz. Yalnız değiliz.
yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Hiçbir zaman. Sağ ol, Allah razı olsun. Hem bir sosyal hem bir tamır tarım projesi. Evet. Burada enerjiyi nereden temin ediyorsunuz? Buranın özelliği şu görmüş olduğunuz köprü, oradan gelen yaklaşık 4 kilometrelik bir boru hattıyla bizim ana fabrikanın bacalarından çıkan ısıyla suyu ısıtıp seraya veriyoruz. Yani bizim ziyaret ettiğimiz bölümlerindeki o seramik, sertenflex elde edilen bölümlerdeki bütün ısıyı siz alıp oradaki ısıyı burada kanalıyla seranın ısısı olarak kullanıyorsunuz. Evet. İçeriye sisteme besliyoruz. Çok güzel. O su kapalı sistem dönüyor kendi içerisinde. 55 derece geliyor, seranın içinde dolaşıyor, tekrar gidiyor, eşanşörden geçip tekrar geliyor. Yaklaşık 2 milyon 750 bin kilokalori ısı alıyoruz oradan. O kadar, müthiş. Kendi kendine yeterli proje zaten devam ettiriyor. Burada da 50 dönüm yerimiz var. Güzel. Toplam o zaman 100 dönüme ulaşacağız. Bayağı büyük bir ölçek. Evet. Burası uzay üstüne giriyormuş gibi yani böyle bütün ayakkabıların altları. Her taraf. Evet. Bunda dezenfeksiyon da var. Aynı zamanda ayaklarımızın altındaki dezenfeksiyon da sağlıyor. Peki. Buyurun. Sanitasyondan geçtik. Evet. Bu ne sağladı üstümüzde? Şu anda üzerimizdeki olası bir istenmeyen bakteri varsa bize zararlı. Bunları absorbe ettik. Bizim kot diye tabir edilir, forklift diye tabir edilir, elektrikli tamamen. Evet. Motosikletimiz de elektrikli. Burada doğaya zararlı hiçbir fosil yakıt kullanmıyoruz. Çok güzel. Kutularımız yine bizzat Zeynep Hanım'ın tercihiyle pigment doğaya bırakmamak adına renksiz basıldı. Ne kadar güzel, evet. Bütün operasyonumuz bizim bu alanda oluyor. İçeride böyle ağaçlarımız var. Bunlar süs değil, gerçek ağaçtır. Bunlara gözümüz gibi bakarız. Burası bizim kontrol odamız. Bütün sistemi bu Bagen Dome dediğimiz bilgisayar sisteminden suyu, gübreyi, dozajlamayı tamamen sisteme girilen reçeteyle otomatik verir. Biz hiçbir şeye müdahale etmeyiz. Bunlar sulama makinalarımız. Geri beslememiz var. İçeriye verdiğimiz gübreli suyun tekrar tanklardan, sistemden geri dönüp arıtıyorsunuz. Evet, %30'luk bir avantajımız oluyor. İyi tarım uygulaması yapıyoruz. Sertifikalı. Dolayısıyla uymamız gereken standartlar var. Onun için de yan tarafta, yakında bir yerde benzer bir açık tarlada bir domates olmaması gerekiyor. Hem zararlı gelmemesi anlamında. Tabii hijyen şartları son derece önemli. Böylelikle bu şekildeki üretimlerde. Burası bizim Sera 1 dediğimiz kısım. Domateslerimiz gördüğünüz gibi topraksız, kokopit diye tabir ettiğimizin üzerinde yetiştiriyoruz. Salkım domates üretiyoruz. Maşallah, salkımlar dolu dolu. Çok güzel. Bu ayrı bir cins. Evet, bunlar bizim çeri dediğimiz, atıştırmalık dediğimiz. Evet. Şey yapabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Evet. Tüketebilirsiniz, ilaçsızdır. Zaten bunda bir tane bu kalmış yani bunu benim tüketmem lazım. Bunlar yavaş yavaş hasata hazırlanıyor. Ben kalite kontrolü yerinde yaparım. Vallahi çok güzel. Bu bitki 14 metreye kadar çıkıyor bakın yukarıya. Bu şekilde sararak ömrünü tamamlıyor. Bayanlarımız tamamen bu işi aldılar, götürüyorlar. Sırf bayan çalışıyor. Sırf bayan çalışıyor. Ne kadar güzel. Tek özelliğimiz belki de bilmiyorum ama Türkiye'de tek olabilir. Kaç işçi çalışıyor burada? Şu anda burada 42 işçi çalışıyor. 42 işçi. Bakalım. Mühendisleriniz de var. Mühendislerimiz de var. Beyaz yakalı kaç kişi var? Beyaz yaka biz işte mühendis grubu olarak 4 kişiyiz. Çok güzel, bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Harika ederiz. Gözüküyor hepsi. Memlekete işte bir katla vallahi değer sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel, çok mutlu olduk, gurur duyduk. Çam Belediyesi ve Avustralya'nın Çanakkale Konsolosluğu işbirliğinde İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı halıcılık kursu atölyesine gidiyoruz şimdi. İlçede seramikte fabrikalaşmaya gidilmiş olsa da halı, kilim ve el dokumacılığı hala sürüyor. Merhaba. Buyurun, merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi, sizler nasılsınız? Ne kadar güzel bir yer yapmışsınız burada böyle. Teşekkür neler yapıyorsunuz? Ederiz. Bize anlatır mısınız? Biz artık unutulmaya yüz tutmuş çan halımızı tekrar gün ışığına çıkartıyoruz. Bu çan halısının özel bir değeri var değil mi? Yani evet. Eskiden vardı bu. Eskiden sonra yıllarca unutuldu. Teyzelerimiz, nenelerimiz dokumuşlar. Bu fabrika halıları çıkması nedeniyle artık günümüzde çok az kaldı. Anladım.
Burada koyunlarımızdan yünlerimizi şu şekilde kırkılmış olarak aldık ve bunları yıkadık. Şu anda kurutma aşamasında. Daha bunlar sonra şimdi kırkılan yünler. Bunlar hallaç, eskiden hallaççılar vardı. Bunu evet. Atardı. Şimdi evet, şimdi bunları biz artık tarak dediğimiz makineye de bunları taratacağız. Evet. İyice kurduktan sonra, bunları tarattıktan sonra ip haline getireceğiz. Sonra da boyayacağız kendimiz. Peki kök boya mı kullanıyorsunuz boyalarda? Kök boyası kullanacağız. Anladım. Yani ceviz şunlar kabuğu. Gibi, burada ceviz kabuğu. Böyle bu şekilde kök maviler, yeşiller. Bu hale gelecek. Yeşil evet, olacak. Kırmızılar kahverengiler, var. Kırmızılar. Içeride. Papatyalarımız gördüğünüz gibi bununla sarı renk elde sarıyı ediyoruz. Sarıyı bundan mı elde ediyorsunuz? Evet. Tabii. Burada yazdan toplayıp bunları kurutuyoruz. Tabii. İşte ceviz kabukları, evet. Soğan kabukları. Burada bir ablamız kilim başladı şu şekilde. Bu kırlenti olacak. Çok bu güzel. Bir çan halımız yine bu evet. Şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Koç boynuzu tasvirlerini kullandık. Burada da yine eli belindeyi kullandık. Burada da yine bir yıldızlı çan halımız var bu şekilde. Biraz modernleştirelim istedik. Bir tane desenimizi alıp onu günümüze uyarladık biraz. Anladım. Çok güzel. Hem kilim hem halı seccade dokumaya çalışıyoruz. Evet, arada. Seccade olarak. Peki kolay yapıyoruz. Gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz siz? Kilim dokuyorum. Peki ne kadar zamanda bitecek o kilim? Birkaç hafta içerisinde. Birkaç hafta. Vallahi iyi, güzel. Siz de denemek ister misiniz? Şöyle bir kaç geçirtelim size de bir kilimimizi. Vallahi hiç beceremem ben bunu ama. Şöyle. Kaç tane alacağım buradan? Şu mor rengin başlangıcından alıyorum. Mor rengin başlangıcından şu mavi. Morun başlangıcı burası. Aldım. Şu aradan elinizi geçiriyorsunuz. Geçirdim. İpi alıyorsunuz. Aldım ipi. Sonra? Geçiriyorsunuz. Böyle çekiyorum. Evet. Şimdi sonra? Şöyle çok aşağı mı iniyorum bunu? Bastırabilirsiniz. Bu kadar mı ya? Biraz daha sert vursanız daha iyi olur. Evet. Evet. Vallahi hoşuma gitti bu iş. Sonra tekrar aşağı alıp bir daha mı döneceğiz? Tekrar aynı şekilde bu sefer aralardan tekrar diziyoruz. Evet. Yine bu şekilde. Evet. Tekrar aşağı indireceğim. Evet. Buyurun. Vay vay vay. Bunda tamamen stres falan kalmıyor çünkü evet. Bütün stresinizi yün, halı ve kilim yaparak alıyorsunuz. Bak değerli izleyiciler duyuyorsunuz yani stresinizin falan yok olması için oturun. Halı, kilim dokuyun, değil mi? Evet. Peki, çok güzel. Bunu da mı yapalım? Hadi bir tane daha izleyicilerimiz için yapalım. Vallahi çok uygun bir alan değil bana ama çok teşekkürler. Tebrik ediyorum. Teşekkür burada da yine çanımızda biliyorsunuz seramik çok meşhur. Evet. Burada da seramik bir desenini oluşturduk. Şöyle yine yöremize ait bir çok desen. Güzel. Seramikte kullanılan bir deseni. Ellerinize sağlık. Biz teşekkür burada ederiz. Burada da güzel çok şeyler yapıyorsunuz böyle. Bu da yöremize ait cicim dokumadır. Runner olarak tasarladık. Benim şehrim Çan diyelim şimdi. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Üzere. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Çan ilçesi içilebilen şifalı termal suları ve çam ormanları ile çevrili termal otelleriyle de sağlık turizmine önemli katkıda bulunuyor. Biz de Kaz Dağı eteklerinde bu termal kaynaklar üzerine kurulmuş, sağlıklı yaşam için yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerini ağırlayan, kükürtlü suyu ile şifa veren bir dağ kaplıcasına konuk oluyoruz. Burada iki tane havuzumuz var Sayın Bakanım. Evet. Bir tanesi bayan, bir tanesi bay. Güzel. Kaçar metrekare havuzlar? Havuzlar içleri 120 metrekare. Çapıyı da böyle hesapladığımızda 250 metrekareyi topluyor. Sıcaktan gözlükler buhar oldu. Evet, kameralarımız da biraz zor çekecek zor ama çekecek.
Şimdi burada kaç derece su var? 44 derece. 44 derece. 40 çıkışı, derece. Çıkışı 70 ama. 73. 73 derece 73 su. Derece. Müthiş. Evet. Doğal, sıcak, doğal, termal sıcak. Su. Aynen öyle. Dinlendirerek buraya veriyorum. Çok güzel. Hangi hastalıklara iyi geliyor bu? Ekzema hastalıklarına iyi geliyor. Ondan sonra romatizma iyi geliyor. İçildiğinde bağırsak hastalıklarına iyi geliyor. Aynı zamanda içilebiliyor bizim su. Kireçlemede kullanabiliyoruz. Her derde de var her yani. Her derde de var Sayın Bakan. Burası sıcacık. Burası içeriye göre düştü Sayın Bakanım. Evet. Yani bunu mahsus seyretiyorsunuz. Tam yüzme evet, dışarıda, şu anda evet. Isısı 24-26 evet. Derece. Aynı o derecede. Güzel. Dışarıda olduğu için yeter. Orada. Biz yani denizde su altına indik. İki ayrı dalış yaptık. Şimdi evet. Buraya geliyorum. Aynı yerde, aynı bölgede termal su. Evet. Burada da istediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Evet. Her derde deva. Her derde yani deva. Şifa, şifa hem içebilirsiniz hem... Romatizma, egzama, her şeye iyi geliyor. Kısmı felçleri, cilt hastalarına kısmı felçleri tedavi ediyoruz. Evet. Kısmı felçleri de tedavi sizin ediyoruz. Sizin burada tedavi üniteniz var mı yoksa sadece suyla tedavi ediyoruz? Suyla tedavi. Evet. Bir fizik tedavi ünitesi falan var yok, mı burada? Yok. Onun için ayrı bir tesis gerekiyor. Ayrı bir yani, şey istiyorlar. Ama onu da yapabilirsiniz. Projeden onu da yapın. Sonra. İnsanlara daha çok şifa evet, dağıtın. Projeden çok sonra. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sırada yine ticaret var. 1974 yılından bu yana gıda ve ihtiyaç malzemeleri dağıtım sektöründe faaliyet gösteren Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik Kale Gıda'ya gidiyoruz. Bizi aynı zamanda Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Kaya Üzen Başkanımız karşılıyor. Uluslararası piyasaların, firmaların ürünleri var. Ulusal firmaların ürünleri var. Aynı zamanda yerel bölgede üretilen ürünlerin de lojistik ve distribütörlüklerini yapıyoruz. Kaç kalem mal var burada? Bizde 18 bin tane 18 SKU bin. Var. Makarnasından, yağına, unundan, tuzuna. Peki bir ayrı bir işlem yapıyor musunuz yoksa size hepsi böyle paketlenmiş olarak mı geliyor? Sizin bir paketlemeniz falan var mı? Paketleme ünitemiz var. Yan tarafta kapalı yani bir alanımız var. Yani bu nohut, mercimek vesaire onları siz aynen, mi paketliyorsunuz? Aynen biz paketliyoruz. Burada? Aynı zamanda distribütörlüklerimiz evet. Var. Bayiliklerimiz var. Büyük Türkiye'nin markalı. Göz bebeği olan firmalarında. Çok güzel. Hem lojistiğini yapıyoruz hem de distribütörlüğünü, bayiliğini onların yapıyoruz. Onların da gayet güzel işini kolaylaştırıyorsunuz. Evet. Peki... Dağıtım kanallarını yaparken soğuk zincir falan var mı yoksa? Soğuk zincir de var. Soğuk burada zincir de yapıyorsunuz. Biraz önce geçtik depo, önünden. Hava deposu. Evet soğuk hava depoları var. Bu da bizim kendi markamız evet. Leda. Ham yağ olarak alıyoruz Sayın Bakanım bunu. Rafine ediyoruz. Yani rafinasyon firmalarını. Hem ayçiçek hem zeytinyağı mı yapıyorsunuz? Hem ayçiçek var hem zeytinyağı var. Çok güzel. Bunu siz rafinajları nerede yapıyorsunuz? Rafinajlarını Trakya'da yaptırıyoruz. Trakya'daki fabrikalarda. Kale Gıda olarak ben yurt dışında da çok depo gezdim. Gerçekten gurur duyacağımız bir depoculuk hizmeti de veriyorsunuz. Ama bu sadece bir depoculuk hizmeti değil. Siz Kale Gıda grubunun altında aslında bir taraftan üretim yapıyorsunuz, sanayi üretimi yapıyorsunuz. Bir taraftan paketleme tesisleriniz var. Bir taraftan son derece güzel markalarla yani ayçiçek, yezeyağı, zeytinyağı ve diğer alanlarda un, bakliyat falan hepsi içerisinde nohutu, mercimeği çok ciddi bir hizmet veriyorsunuz. Biz bu işi 1974 yılından beri yapıyoruz. Çok güzel. Ben de 94'ten beri şirketin içerisinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Son 15 yıldır da şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Şöyle bir organizasyonumuz var. Bir otelin, bir restoranın, bir kafenin A'dan Z'ye talep edebileceği her türlü ürünü tedarik ediyoruz onlara. Değil bizim mi? En büyük farkındalığımız o. Güzel. İkinci yaptığımız olay, görelerinin en iyi ürünlerini alıyoruz, getiriyoruz. Burada bir takım eleştirmelerden geçiriyoruz ve daha sonra da paketliyoruz. Hı-hı. Ve gene bu noktalara tedarikte bulunuyoruz. Diğer bir konu, üretici firmaların aynı zamanda bölgede lojistik partnerlarıyız. Yani ulusal zincirlere ürün satmıyoruz, faturalamıyoruz ama onlar adına namasek yapıyoruz. Bu işlerimiz var. Bir de bölgemiz coğrafi bakımdan çok
güzel bir bölge. Burada çok zengin bir ürün çeşitliliği var. Yani Çanakkale, evet. Siz de geziyorsunuz. Çanakkale'nin her bir ilçesi ayrı bir evet. değer. Evet. Özellikle gıda, tarım ve hayvancılıkta. Bu ürünlerinde, bu bölgedeki üretilen ürünlerinde gene satış ve pazarlamasında üretici firmalara destekçi oluyoruz. Çok güzel. Ama bence bu devasa depo bile ileride sizin çalışmalarınıza yetmeyecek. Öyle i̇nşallah, düşünüyorum. İnşallah. Bu özellikle ulaştırma altyapısı tamamlandıktan sonra, köprünün hizmete açılmasından sonra sizin doğru. buradaki trafik çok daha artacak. Doğru, doğru. Aynen öyle. Çanakkale'nin gelişimiyle birlikte hepimiz evet. bundan belli bir oranda nasibimizi alacağız. İnşallah. Bu değişime hızlı ve sağlıklı şekilde adapte tabii, olursak tabii. daha da hızlı önemli ilerleriz diye olan doğru. Bunu sürdürülebilir hale getirmek. Çok doğru. Değerli izleyiciler, Çan'dan Çanakkale merkeze dönerken Paryon Antik Kenti'ne uğramadan geçmeyelim dedik. Büyük İskender'in Perslere karşı savaşı kazanmasıyla Helen egemenliğe geçen Paryon şehri, Türklerin eline geçene kadar sırasıyla Bergama Krallığı, Roma ve Bizans egemenliğinde kalmıştır. Paryon, Bizans döneminde Hristiyan'ın önemli psikoposluk merkezlerinden birisi olarak görülmesi gereken bir açık hava müzesi. Evet, hoş geldiniz Sayın Bakanım. Hoş bulduk. Nedir bu Paryon? Bize anlatır mısınız izleyicilerimize? Tabii ki. Paryon Antik Kenti yaklaşık olarak 15 yıldır kazılıyor Sayın Bakanım. İlk olarak kurtarma kazısıyla başladı. Köy içerisinde bir ilkokul yapılmak isteniyordu İçtaş tarafından. Evet. Bu ilkokulun temel kazısında nekropolle karşılaşıldı, mezarlarla. Bölgenin en büyük kentlerinden biri. Temel inşaat sırasında çıkan laiklerden sonra müze bir yıl kurtarma kazısı yaptı. Ondan sonra da Atatürk Üniversitesi'nde Cevat Başaran hocamız kazılara başladı. Şimdi de Profesör Doktor Vedat Keleş hocamız yürütüyor kazıları. Yaklaşık 15 yıldır kazılıyor. Peki kaç yıllık bu Paryon? En erken indiğimiz tarih 2700 yıl önce. Milattan önce 700 yılları. Şu an kentin çekirdek merkezindeyiz. Yani bütün kamu yapılarının bulunduğu merkezdeyiz. Burada şu an kamu yapılarını kazıyoruz. Şu an bulunduğumuz mekanda hamamlardan biri, Roma hamamı. Yaklaşık olarak 6 yıldır devam ediyor buranın kazısı da bitmek üzere. Yaklaşık olarak 40-50 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Burada çok büyük bir yerleşim var zamanında. Evet, bu bölgenin yani, en büyük kentlerinden biri. Hakikaten gün yüzüne çıkartan arkadaşları da tebrik ediyoruz. Tarihe şu anda şahitlik ediyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bu işler gün yüzüne çıkıyor. Tebrik ediyoruz. Burada daha epey kazı olacak belli yani. Çok iş var. Burası nedir şimdi? Bunun hemen yanında tiyatro var. Tiyatro var. Evet. Bu taraf ne? Bu ön, karşımızdaki tepede Akropol dediğimiz yönetici evinin olduğu mekan. Akropol. Bu sur duvarı da orayı koruyan, çevreleyen bir yapı sistemi. Çok güzel. Tabii sur duvarı var çünkü o zaman deniz... Denizden tehdit var. Tehdit her zaman var. Şu duvarları zaten ne kadar zamanda çıkardınız bunları? Bunlar burada yaklaşık olarak 5 yıldır çalışanıyor. Bu taşlar nerenin? Yöresel taşlar mıymış bunlar? Bu taşlar mermer olanlar genelde karşıda Marmara Adası'ndan, Prokennesos'tan geliyor. Hep mermerler zaten mermerler... Marmara Adası'nın meşhur mermerleri evet. öyle mi? O zaman nasıl kesiyorlarmış bunları ya böyle bu kadar düzgün ben anlamıyorum. Bu dönemde bile zor kesiliyor evet, bu işler. Evet. Laser falan kullanılıyor ama. Buradaki buluntular da böyle açıkta sergileniyor ama herhalde ileride çok güzel müze parçaları olacaklar. Dediğiniz gibi ileride rekonstrüksiyon yapılıp yapılar da yerlerine konulacak. Hemen burada karşınızda görmüş olduğunuz eser, karşıda tiyatronun skenefrons dediğimiz mimari bloğunun üzerindeki kapı bezemesi. Burada bir mitolojik sahne anlatılmış. Yeraltı tanrısı Hades, Demeter'in kızı Persephone'ye aşık oluyor ve onu yer altına kaçırıyor. Onu yer altına kaçırdıktan sonra da annesi üzülüyor Demeter. Baş tanrı Zeus'a başvuruyor. Zeus şöyle bir karar alıyor. 6 ay yer altında yaşasın, 6 ay da yer üstünde yaşasın. Böyle bir döngüyle mevsimler de aynı şekilde anlatılmış. Çünkü Demeter aynı zamanda bereket ve bolluk tanrıçası. Doğru. Demeter üzüldüğü zaman, kız yer altında olduğu zaman kış geliyor. Bir hüzün sarıyor dünyayı. Sonra yeryüzüne çıktığı zaman da yaz geliyor. Öyle bir döngüye bağlanmış. Burada görmüş olduğunuz karşıda Yunus balığı, Capricorn dediğimiz fantastik yaratık. Bunlar bu da aynı zamanda... Bu fantastik yaratık bana çok şey geldi. Yani diğer yerlerde bakayım, kavartmalarda falan bunlara benzer bir şey göremedim. Şu bugüne kadar bu enteresan. Bu bir balık. Bu, bir de at ayakları var evet, galiba. Evet, vücudu balık, kafası keçi başlı. Böyle bir şey. Bu muhtemelen Trak kökenli. Trakya'dan evet. buraya gelen bir unsur. Evet. Roma döneminde de çok kullanılıyor. Aynı zamanda burada zodyak burçlar temsil edilmiş. Anladım. Hemen solda balıkla balık burcu. İşte evet. keçiyle oğlak burcu.
Onun yanında işte Demeter'le Aslan Burcu. Çok güzel. 2005'ten beri düzenli olarak arkeolojik kazılar sistematik şekilde devam ediyor. Tabii kent çok büyük. Şu an gezdiğimiz belki yarısı bile değildir. Mesela köyün içerisinde nekropol alanı var, mezarlık alanı. Orası, oradaki kazı devam ediyor. İleride bir büyük bir hamamımız var, gimnazyum. Orası yine aynı şekilde devam ediyor. Bir de İçtaş'ın içerisinde Sevgililer Çapeli var. Yine aynı şekilde korunması yapılmış, üstü kapatılmış. Orası da yakında bir arkeopark projesiyle, köyden bir yol ile oraya ziyaretçileri götüreceğiz inşallah. Buradaki mimari parçalar, Odeon kazısı sırasında çıkan parçalar. Bunların burada belgeleme işlemleri, fotoğraflama işlemleri yapıldıktan sonra... Tek tek belgeliyorsunuz, tabii, arşivliyorsunuz. Evet, evet. Bütün bu tarihi eserler burada hepsi numaralanıyor, değil mi? Evet. Bunlar yani, aynı zamanda bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak. Yani hakikaten İçtaş olarak siz kazılar yaptırıyorsunuz, finanse ettiriyorsunuz, öğrencilere destek veriyorsunuz. Tabii burada İçtaş'ın rolü çok büyük. Tabii ki öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle ve destekleriyle önemli bir arkeolojik kazı alanı, bir turizm destinasyonu olarak gün yüzüne çıkıyor. Tabii bunda bazı paydaşlar var. Bunlardaki en büyük paydaşlardan biri İçtaş. Evet. İçtaş siz... yaklaşık olarak 2008'den beri resmi sponsorumuz. Bravo. Ve bu sponsorlukta yıllık işçi olsun, yemek olsun, birçok masraf, işte sempozyum olsun, kitaplar olsun. Bu kazın çalışmalarının tamamını finanse ediyor. Tabii kitap finanse ediyor. Evet, İçtaş ben Çanakkale'de birçok bölgede yapıyorum. Evet, Çanakkale'de şu an 6 kazıya aynı şekilde yine resmi sponsoru. Her türlü yapıyor. İhtiyacını veriyor. Evet. Bütün sanayicilerimiz böyle olsa keşke. Hakikaten çok güzel. O zaman Türkiye'nin değerleri çok daha hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkar. Peki şey bulundu mu böyle sikke falan? Tabii Sayın Bakanım. Bunların hepsi Çanakkale Troya Müzesi'nde sergileniyor. Teşhirde birçok eserimiz var. Mesela en önemli eserlerimizden biri bu şu an olduğumuz yapıda çıkan bir Artemis heykeli. O da şu an aynı şekilde müzede. Mozaik mi bunun altı? Bunun altında zemin kaplaması Opus Sekile dediğimiz bir mermer döşeme var. Burası Odeon. Odeon dediğimiz Ode kelimesinden şarkı türkü Yunanca'dan geliyor. Burada küçük çaplı konserler, tiyatral gösteriler yapılıyor. Tiyatronun küçüğü. Evet, tiyatronun küçüğü. Bir Odeon'la bir tiyatroyu kıyaslayacak olursak kaç seyirci mesela tiyatro alıyor? Odeon kaç seyirci alıyor? Mesela bizim Odeon, bölgenin en büyük Odeon'u. Yaklaşık olarak 950 ile 1050 arasında seyircisi değişiyor. Evet. Tabii tiyatrolar ise 2500'den başlıyor, 7500, 20.000'e kadar doğru. Gideni var. Fakat bizim Odeon'un şöyle de bir özelliği var. Aynı zamanda meclis olarak da kullanılma ihtimali yüksek. Bulteryum dediğimiz, yani o amaçla da kullanılmış olmalı muhtemelen. Burada aynı zamanda akustik ses sistemi var. Hem konuşmacı kendini rahat hissetsin diye hem de seyirciler rahat duysun diye. Çok güzel. Ben hakikaten mutlu oldum. Gördüm, eminim seyircilerimiz de mutlu olmuştur. Böyle kuruluşlarımızın sponsorluğunda bu çalışmaların yapılması, hepsinin gün yüzüne çıkması, Türkiye'nin değerlerine değer katılması çok gurur verici bir çalışma. Kesinlikle. Kutluyorum İçtaş'ı, sponsorunuzu ve sizleri tabii. Siz genç ederiz. Arkeologlar teşekkür olarak ederiz. Teşekkür ediyoruz. Çok görüşmek teşekkür üzere. Sağ olun. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz harika bir yerdeyim. Aşağımda bir ırmak, sırtımda meşhur Kaz Dağları. Şu anda Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Ve dolu dolu bir gün yaşadık. Sizlerle beraber çok güzel şeyler gördük. Çan'dan, Çanakkale'den hepinize saygı, sevgi dolu bir gün diliyorum.